Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Havit markasının yuvarlak kasaya sahip AMOLED ekranlı akıllı saatinin bugün incelemesini, detaylı anlatımını, teknik özelliklerini ve kullanıcı yorumlarımı sizlere paylaşacağım. Öncelikle bu saat AMOLED ekrana sahip. Tasarımına baktığımızda gerçekten güzel ve yapı anlamında tüm işlevlerinizi halledebiliyorsunuz. Spor modları olsun, mesaj gelme, saat üzerinden arama yapıp arama alabilme gibi birçok özelliği bulunuyor. Bu akıllı saat Bluetooth 5.2 ile geliyor. IP68 su sıçramalarına karşı da dayanıklı. Yani bu saatte elinizi yıkayabilirsiniz fakat duş almanızı havuza veya denize girmenizi önermiyorum çünkü su geçirme özelliği tamamen yok sadece su sıçramalarına karşı dayanıklı bir akıllı saat 280 miliamperlik bir bataryası bulunuyor yaklaşık 4 ila 5 günlükte bir pili gidiyor yüzden fazla da spor modu bulunuyor. İstediğiniz gibi spor modları arasında kendinize hangisi en uygunsa onları kullanabilirsiniz. Saatin kordon yapısına baktığımızda plastik bir malzemeden üretilmiş fakat kasa yapısı gerçekten güzel. Elinizde kordon birazcık terletme yapabiliyor. Zaten birazdan bir kutu açılımı yapacağız. İçinden neler çıktığını sizlere göstereceğim. Sonrasında hem teknik detaylarla devam edeceğiz hem de kullanıcı deneyimlerim hem uygulaması hem saatin vaat ettikleriyle karşınızda olacağım. Bu saatte de... 200 adet tema seçeneği bulunuyor. İstediğiniz temayı kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. İsterseniz kendi resimlerinizi yükleyebilirsiniz ve içerisinde değişiklikler yapabilirsiniz. Şimdi gelin saatin bir kutu açılımını yapalım. Bakalım kutunun içerisinden neler çıkıyor. Sonrasında tekrardan ben burada olacağım ve size hem teknik detaylarını hem de dediğim gibi kullanıcı yorumlarımı paylaşıyor olacağım. Kutu açılımına geçiyoruz. Şimdi geldik ürünün kutusunu açmaya. Hemen şöyle jelatinleri zaten etrafında görüyorsunuz. Şuradan bir bıçak yardımıyla jelatinlerini bir açalım. Bakalım kutunun içinden neler çıkacak? Neler var? Ben de sizlerle birlikte görüyor olacağım ve sonrasında birazcık cihazı deneyimleyip bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi zaten burada model numarası yazıyor. Amulet ekran olduğu yazıyor. Onun dışında arkada da gerekli bilgileri var. Şimdi şöyle çıkartalım hemen. Saatin kendisi zaten kendini gösterdi hemen. Şu kordon gerçekten ilk bakışta güzel duruyor onu söyleyeyim. Hemen şöyle bir çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yakından göstereyim cihazı. Alt kısımda sensörleri, yan taraftaki kran tekeri. Kordon yapısına baktığımızda ne çok kaliteli ne çok dandik tam orta seviyede olmuş. Hani bu güzel bir kordon ama elinizi terletecektir. Şöyle gördüğünüz gibi taktığımızda da bu şekilde duruyor. Şimdi saati yana aldık. İçinden çıkanlara da bir bakalım. Bir tane şarj cihazı geliyor. Hemen onu da göstereyim. Şarj cihazında görüyorsunuz. Çok uzun bir kablo yapısı yok. Yaklaşık 30-40 santimlik bir kablo yapısı var. Bir de içerisinden kart vizit çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu arada ekran koruyucu eklemişler içerisine bir tane. Bu da güzel. Kart vizit ve kullanma kitapçığı geliyor. Şimdi şunları bir kenara alalım. Ha, Havit'in bu saatlerinde ekran kalitesi gerçekten çok iyi. Bak amulet birçok saat inceledim. Ama buna baktığınızda ekran kalitesi gerçekten diğerlerine göre çok fark ediliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi saatin birçok da kadranı bulunuyor böyle onları da göstereyim sizlere. Şu kadran güzel mesela ve siyahları tam siyah gösteriyor yani. Onu da yakından göstereyim ama kamerada tabii çok net belli olmaz. Saati tekrar yakından bir şöyle göstermek istiyorum her tarafını. Saatin kutusunda açılımını yaptığımıza göre karışık bir şekilde ilerleyelim. Hem kullanıcı hem de teknik detaylardan yorumlarımı bahsedeyim sizlere. Yaklaşık bu saati bir buçuk haftadır deneyimliyorum ve uzun mesajları genelde kırpıyor. Çok uzun bir mesaj gösterimi yok. Ayrıca bu cihazda emoji desteği de bulunmuyor. Yani emoji gelirse kare şeklinde kutu olarak gösteriyor. Onun dışında uzun mesajları dediğim gibi kırpıyor ama siz tabii ki de mesaj içeriğini anlayabiliyorsunuz. Genelde 3-4 satır alt alta gösterim sağlayabiliyor. Bu saati H Fit Pro uygulamasıyla kullanabiliyorsunuz. Onu da zaten şu anda ekrana geçiriyorum ve uygulaması da stabil bir şekilde saatle eşleşip çalışabiliyor. Uygulamadan tüm ayarları kendinize göre yapabiliyorsunuz. Dil ayarları, arama hatırlatma, işte oradaki favori kişiler, rehberinizi ekleme gibi birçok özelliği bulunuyor ki saate de birazdan yakından detaylarını, menüsünü de gösteriyor olacağım sizlere. 1.43 inçlik 466'ya 460 çözünürlükte bir amoled ekrana sahip. Saatin üzerinde hoparlör mevcut ve bu sayede gelen bildirimleri ister titreşim isterseniz de sesli olarak alabiliyorsunuz. Ayrıca saat üzerinden hem arama yapabiliyorsunuz, hem de arama cevaplayabiliyorsunuz. Buna WhatsApp aramaları da dahil, yani WhatsApp aramalarınızı da bu saat üzerinden yapabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden rehberinizdeki hiçbir kimseye eklemeseniz dahi telefonunuzda rehberde kayıtlı olan tüm kişilerin isimlerini saatin arama yüzünde görebiliyorsunuz. Yani rehber atama ile uğraşmadan direkt bluetooth'la bağlantı sağladığınızda bu saat içerisinden hemen size kim arıyor? Ahmet arıyor, Veli arıyor. Bu kişi telefonunuzda kayıtlıysa eğer direkt onu saat üzerinden ismini kayıtlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim saatin birazcık arayüzüne. Sizlere birazcık saatin arayüzünü göstermek istiyorum. Sonrasında tekrardan buradayım. Kamerada cihazın ekranı çok iyi gözükmese de birazcık menülerden bahsedeyim ve içeriğine bir bakalım hep birlikte. Soldan sağa çektiğimizde direkt menü stiline geçiş yapabiliyorsunuz. Burada her şey var. Tansiyon, kalp atışı, spor modu, hava durumu, mesajlar ya da isterseniz uzaktan telefonunuzu kontrol edip direkt fotoğraf veya video da çekebiliyorsunuz. Şu anda telefona bağlı değil. Tabii ki de ben bunun bağlama işlemlerini sağladım. Şimdi size hemen ayarlar menüsünü göstereyim. Burada zaten yapabileceğiniz birçok ayar var. Uyku, parlaklık, saat yüzü mesela buradan işte saat yüzünü değiştirebiliyorsunuz. Bakın bir sürü burada mod var. Gene soldan sağa çektiğimizde ana menüye giriyoruz ve burada titreşim veya ses modunun yoğunluğunu seçebiliyorsunuz. Mesela burada zil sesini seçebiliyorsunuz. İsterseniz hem zil sesi hem de titreşim alabiliyorsunuz. Onun dışında titreşimin güçlü veya yoğun olmasını da burada gösteriyor. Bak bunu da yaklaştırıp dinleteyim. Duymuş olduğunuz gibi titreşim yoğunluğunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Saatin ekranı birazcık kamerada parlıyor. Burada ekran saati işte dijital veya imlet. Şu anda imlete çeviriyorum mesela görmüş olduğunuz gibi. Tabi bu birazcık şarjınızı hızlı tüketebilir. Onu da söyleyeyim sizlere baştan. Hakkında kısmına girdiğimizde burada uygulamayı indirmeniz için QR kod çıkıyor. Buradan direkt kameranızı okutarak telefondan indirebilirsiniz. Onun dışında hemen şöyle sağ tarafa doğru çektiğimizde buraya favori uygulamalarınızı atayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi kalp, nabız, hava durumu. Mesela hava durumunu ekledik şu anda. Tabii kamerada bu da gelenek çıkmıyor ama olsun. Yukarıdan aşağıya çektiğimizde ise bu bildirim ayar paneli diyebiliriz. Burada telefonunuzun bağlı olup olmadığı kişiler, şarj durumu, işte uyku modu gibi birçok seçenek bulunuyor. Daha doğrusu rahatsız etmeyin modu. Buradan feneri de açabiliyorsunuz bu şekilde. Aşağıya da çektiğimizde aşağıdan yukarıya burada mesaj bildirimlerini görüyorsunuz. Çok uzun mesajları kırpabiliyor ama genel olarak çoğunu size göstermeye çalışıyor. Buradan da hepsini temizle dediğinizde zaten mesajların hepsini temizlemiş oluyor. Cihazda bir kadran kitleme özelliği yok. Yani kadranlar kitlenmiyor. Buradan da değiştirebiliyorsunuz Crown tekerinden görmüş olduğunuz gibi. Ben şu anda bu kadranı eklemiştim mesela. Hatta şöyle buradaki tuşa basarak da menüye geçebiliyorsunuz. Bununla da gene crown tekeriyle de kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Menü görünümünde iki tane model var zaten. Bir tanesi Apple Watch'larınki gibi bir tanesi de şu anki liste modu. Ben hemen şuna geçiriyorum. Bak gördüğün gibi bu şekilde menü modu oldu. Ve herhangi bir kasma donma vesaire yaşatmıyor. Zaten saatin amoled bir ekranı olduğu için de problem yaşamıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi akıcı bir şekilde hizmet veriyor. Tabi saat çok parlıyor. Yani asıl görüntüsü şu an bu değil. Yani hatta şu ekranı bile siz biraz daha parlak görüyorsunuz ama daha tatlı bir görüntüsü var. Görmüş olduğunuz gibi de imlet modeli de bu şekilde. Bu da analog olarak geçiyor. Saati de yakından incelediğimize göre evet artık kullanıcı yorumlarıma geçebilirim. Bu bir buçuk haftalık deneyimlerimde yaşadıklarımdan bahsedeyim sizlere. Öncelikle şarjı çok uzun gidiyor. Yaklaşık 5 günü çıkartıyor diyebilirim. Ve hatta ben de şu anda işaretçi yani Always On Display özelliği de açık şu anda gördüğünüz gibi. Ve bu Always On Display özelliği sayesinde yaklaşık 4,5-5 güne yakın saati hiç şarja takmadan kullanma deneyimim oldu. E bu da şu anki baktığımız bataryasına göre rakiplerinden ön plana çıkartıyor diyebilirim. Dezavantaj olarak mesajları kırpması bence bir dezavantaj. Ayrıca bu saatte bir kadran kitleme özelliği yok. Yani kadranları hiçbir şekilde kitleyemiyorsunuz. İsterseniz Kur'an tekeriyle de çevirip değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz basılı tutarak da değiştirebiliyorsunuz saatin kadran yüzüne. Yani isterdim ki bir kadran kitleme özelliği olsun bence tadından de. Çünkü kışın şöyle düşünün böyle hudiler giyiyoruz ve saat direkt bunun içerisinde kalıyor. Bunun içerisinde kaldığı için de bazen böyle kendisi kadran değiştirme gibi diğer saatlerde denk geldim. Bununla gelmedim ama olabiliyor. Biz gene hani bunu dezavantaj olarak göz önünde bulunduralım. Onun dışında ekranına baktığımızda avantaj olarak söyleyebilirim bunu. Çok canlı bir ekranı bulunuyor. En düşük parlaklıkta kullandım ben ki en yüksekte kullandığınızda akşam saatlerinde gözünüzü alabiliyor. Siyahlar siyah güzel yani. Siyahları net olarak siyah gösteriyor. Bu da amoled ekranı olduğunun kanıtı. Onun dışında sağlık verilerine baktığımızda zaten bu saatlerde genelde sağlık verileriniz birebir tutmaz, sadece size referans verir. Diyelim ki gerçek bir cihazdan nabızınızı ölçüyorsunuz 70 verdi, bu cihazda 68-65 gibi bir nabız ölçümü verecek sizlere. Yani net olarak doğru bilgileri teşkil ettiğini çok düşünmüyorum, daha doğrusu verdiğini düşünmüyorum. Onun dışında uygulama üzerinden kadran değiştirme çok kolay. Zaten içerisinde birçok kadranlar bulunuyor. Kendiniz istediğiniz kadranı rahatlıkla seçip tane hani hemen yüklüyorsunuz ve diğer saatlere göre yükleme hızı biraz daha iyi. Yaklaşık 10-15 saniyelik bir süre içerisinde kadranınız yeniliyor. Yeni bir kadranı hemen yüklemiş oluyor. Kendi kadranlarınızı, resimlerinizi galerinizden seçerek kadranınızı yükleyebilir. Saati yukarıda aşağıda hangi konumda olduğunu seçebiliyorsunuz. Zaman, adım gibi ayarları da ister ekleyip isterseniz de kapatabiliyorsunuz. O özellikle güzel birçok saat buna imkan vermiyor. Hem saatin kocaman bir yazısı oluyor. Altında adım sayar. Altında işte takvim genelde oluyor. M9046'da 3 tane seçenek bulunuyor. Bir tanesini kapatamıyorsunuz. Saatin göstergesi. Diğer ikisini kapatıp açabiliyorsunuz. Şarj konusunda uzun süre gidecek bir saat arıyorsanız Tabi bu gene de kullanıma göre değişir. Ben bunu Bluetooth'a bağlı kullandım. Fakat saat üzerinden arama vesaire çok fazla yapmadım. Telefon üzerinden gene işlerimi hallettim. Ama bu sizin kullanımınıza göre, ekran parlaklığınıza göre, yapacağınız işlemlere göre değişebilir. Düşedebilir, artadabilir bunu söyleyeyim. Yani bunu Bluetooth'a bağlamadan aksesuar olarak kullanırsanız bir akıllı saat olarak güzel belki de daha uzun süreler hani bataryası gidecektir. Bileğinizi kaldırıp kendinize doğru çevirdiğinizde saat anlık olarak tepkiler veriyor. Fakat 1-2 kere takılmalar yaşadım. Yani muhtemelen gün içerisinde 4-5 kere takılmalar yaşayabilirsiniz. Hani kolunuzu bir kere daha çevirip hani yaptığınızda muhtemelen düzelecektir. İşletim sistemi zaten hızlı. Herhangi bir arayüzünde donma, kasma yaşamıyorsunuz. Saatin baktığınızda büyük bir ekranı var. Onu da söyleyeyim. Ya sadece şu kordonu çok beğenmedim ama onun dışında saatin yapısı, malzeme kalitesi bence güzel. Zaten kordonu da gidip herhangi bir yerden bir internet sitesinden bunu uygun bir kordon olarak da değiştirebilirsiniz ondan yana problem yok. Gene sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında buluşalım. Videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.